sevgili anneler. Bugün uzman klinik psikolog İpek Gökozan'ın yanındayız. İpek'e çocukların ve bebeklerin gelişimini desteklemek için hangi oyuncakları alacağımızı ve hangi oyuncakları kullanacağımızı soracağım. Merhabalar İpek. Merhabalar. İpek, şimdi çocuklarımıza en çok aldığımız şeylerin başında herhalde oyuncak gelir. Kesinlikle. Çocuklarımızın, bebeklerimizin gelişimini desteklemek için ne tarz oyuncaklar seçmeliyiz? Şimdi aslında oyuncak bebeklerin ve çocukların hayatında vazgeçilmez tek araç. Çünkü her zaman şunu söylüyoruz, biz çocukların mesleği oyun oynamak. Evet. Anne babaların da elbette ki kafalarını en çok karıştıran şey hangi yaş aralıklarında ne tip oyuncakları tercih etmeliyiz? Acaba bu aldığım oyuncak çocuğum için uygun mu? Oyuncakçılara gidiyorlar, raflarda pek çok oyuncak var. Hangisini seçelim? Tabii ki çocuklar hepsini istiyor ama biz onlar için en faydalı olanı seçmeye çalışıyoruz. Evet. Burada dikkat etmemiz gereken nokta aslına bakarsanız gelişim süreçleri ve ay aralıkları, yaş aralıkları diyebiliriz. Dilerseniz oyuncak seçimlerine bakarken 0. aydan başlayıp 6 yaşa kadar birlikte bir konuşalım, inceleyelim. Belki kafamız daha netleşmiş evet. olur. Şimdi 0-6 ay aslında bebeğin daha çok anne kuzusu olduğu, henüz oturmasının bile tam olarak olmadığı, dolayısıyla da en güzel oyuncağın kendi bedeninin olduğu süre. Çünkü bebek beşiğinde ya da anne kucağında yatarken ellerini inceler, bedenini inceler. Kendisiyle bir hayli haşır neşirdir ve tabii ki ikinci en güzel oyuncağı annesidir. Evet. Annesiyle kurduğu o sıcak ilişki, anne memesi bir çocuk için 0-6 ayda gayet yeterli olacaktır. 6. aydan sonra 6-8 ay arası yavaş yavaş bebek fiziksel olarak kas gelişimini gerçekleştirdiği için oturmaya başlar. Oturmaya başladığı için de artık dikkatini daha iyi çekebilen, örneğin şu tip topların içerisinde çıngıraklar olabiliyor veya çıngırakların içinde ziller olabiliyor. Bu tip oyuncaklar onların daha çok ilgisini çeker. Ağızlarını alabileceği oyuncakların olması burada önemlidir. Evet. Çünkü bebek aslında oral dönem dediğimiz 18 aya kadar dönemde bütün nesneleri ağza alabilecek şekilde tanımlar. Bu sebeple pilli oyuncakları, işin içerisinde daha kimyasal maddelerin olduğu şeyleri lütfen tercih etmiyoruz sevgili ebeveynlerimiz. Buna çok dikkat edelim. 8. aydan sonra yavaş yavaş artık bebeğimiz emeklemeye başlıyor, hareketlenmeye başlıyor. Bu dönemde tabii ki onun hareketine eşlik edebilecek daha tekerlekli oyuncaklar, örneğin arabalar olabilir veya daha büyük bebekler. Şimdi bende burada bebeklerimiz var, bunlar biraz küçük bebekler ama bunların daha büyükleri, işte ağzını, gözünü, kaşını, burnunu rahatça üstünde çalışabileceğimiz aynalarımız vesaire, bunlar çok güzel oyuncaklardır ve elbette ki küpler. Küpleri devreye artık 8. aydan sonra sokabiliyoruz. Çünkü küpler bebeklerin zeka gelişimini hem çok güzel destekleyecek olan oyuncaklardır hem de ince motor becerilerini de yavaş yavaş onlarla kuleler yaparak destekleyebiliyoruz. Evet. Bebeğimiz 1. yaşını tamamladıktan sonra artık hem dil becerimiz gelişmeye başlıyor hem de 12-18 ay arasında artık iyice yürüyüp bir hayli hareketlenip bizden bağımsızlaşmaya başlıyor. İşte bu dönemlerde yine bolca topları devreye sokuyoruz. Kelime kartlarımızı, konuşma becerilerini destekleyecek olan oyuncakları devreye sokuyoruz. Hayvanlar çok önemli bu dönemde çünkü hayvanların nasıl ses çıkarttıklarını, hayvanları birbiriyle konuşturarak dil becerilerini geliştirmeyi veya şuradaki gibi mesela kuklalarımız. Hem yumuşak, bunlar peluş. Evet. Bebeğimize zarar vermeyecek, onlarla çok güzel etkileşim kurabilecek hem de oyun kurmayı yavaş yavaş genişletebileceğimiz faktörler oluyor bunlar. Evet. Artık zaten 1,5 yaş, 2 yaştan sonra sembolik oyun dediğimiz yani mış gibi oyun oynama dönemimiz başlar. Bu dönemde de bütün çocukların en çok sevdiği doktorculuk oyunları, evcilik oyunları ya da erkekler için itfaiye oyunları çok güzel devreye girer. Buralarda mesela şu tip plastik oyuncakları kullanabiliriz. Bu oyuncaklarda örneğin işte makarna süzgeci ya da tencere tava, bunlarda yemek pişirmek, örneğin yemek pişirip bunlarda size tabağa koyup yemeği annesine vermek gibi falan. Hem karşılıklı dil becerisini geliştiriyoruz, paylaşmayı ve birlikte karşılıklı oyun oynamayı arttırmış oluyoruz. Aynı şekilde mesela doktor setleri burada çok çok önemlidir. Çünkü biliyoruz ki bütün çocukların doktor kontrolleri ve doktor muayeneleri oluyor. Evet. Ve bu dönemlerde zaman zaman bazen çocuklarımız endişelenebiliyor, kaygılanabiliyor.
Hem doktor setleriyle aslında biraz süreci pratik etmiş oluyoruz. Evet. Örneğin çocuk korktuğu bir şeyin üstünden bolca tekrar yaparak çok güvendiği, kendini çok rahat hissettiği, örneğin annesiyle yumuşak bir sesle konuşan, ona bakım veren figürüyle bu oyunları oynadığında hem endişesi azalmış oluyor hem de gündelik hayatın pratiğini yapmış oluyor. Evet. Gelelim artık yavaş yavaş 3-4 yaşa. 3-4 yaşlardan sonra bedensel olarak hareketlenmesi artık çok daha artar ve bedenini çok daha başarılı şekilde kullanmaya başlar. Bu dönemlerde 3 tekerlekli bisikletlerimiz, patenlerimiz ama böyle ince patenler, ince tekerlekler değil. Örneğin 4 tekerlekli daha rahat koyabileceği patenler, sallanan atlar, eve kurulabilen portatif salıncaklar kesinlikle iyi fikirler olabilir. Artık zaten 4 ve 6 yaş arası çocukların kreş ve anaokulu dönemlerinin başladığı dönemler olduğu için masa başı bütün aktiviteleri bu yaş aralıklarında devreye sokabiliriz. Masa başı aktivitelerden kastımız da aslında boya kalemlerimiz, yapıştırıcılar, hamurlar, kağıt kesmeler, aklınıza gelebilecek her türlü masa başı aktivite bu dönem için uygundur. Şunu eklemek istiyorum. Ortalama 8. aydan sonra bütün çocukların hayatına lütfen bolca kitap sokalım. Çünkü kitap çocukların hem okuma alışkanlığını kazanabilmesi, anne çocuk arasındaki bağı kuvvetlendirebilmesi ve ilerleyen dönemlerdeki zeka ve dil gelişiminin desteklenmesi için çok önemlidir. Dikkat edeceğimiz ufak bir nokta, bebeğin konuşma becerisi henüz yoksa, yani örneğin 12. aydan öncesinde bebeği kitapla tanıştırıyorsak, yazının içeriğinden ziyade kitap sayfalarının üzerindeki resimlerin renkli olması, dokulu olması, annesiyle birlikte karşılıklı konuşabileceği, annenin ona böyle şefkatli ve yumuşacık ses tonuyla "bak burada bir tane kedi varmış, bu kedi bu ağaca tırmanmış" gibi daha ses tonunu da ona göre ayarlarsa kitap okuma alışkanlığının temellerini böylelikle atmış oluyoruz. 48. aya kadar çok güzel kutularımız var, oyun setlerimiz var. Güzel setler bebeğin gelişimine inanılmaz katkıda bulunuyor. Ailelerin bu setleri de incelemesini ve her ay çocukla birlikte bunları oynamasını öneririm aslında. Hani aylık çıkan bebeğin ay grubuna göre olan setlerden bahsediyorsunuz. Kesinlikle. Birkaç farklı marka var, evet, sanırım. Evet, kesinlikle, piyasada. Kesinlikle. O evet. setlerin arasında çok başarılı setler var. Uzmanlar tarafından hazırlanmış setlerin olmasına dikkat etmek çok önemli burada. Bu setleri aslında onlar bebeğin bütün aylık gelişim ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş setlerdir. Ailelerimiz bu setleri gönül rahatlığıyla tercih edebilirler. Peki bu çocuğun oyuncaklarını ne şekilde saklamamız gerekiyor evde? Yani şimdi çocuğun oyuncakları ortada salonda dağınık bir şekilde mi durmalı? Ya da odasında mı olmalı? Ayrı bir yeri mi olmalı? Ne tavsiye edersin İpek bu konuda? Şimdi aslına bakarsanız çocuk evin her yerinde her türlü eşya ile oyun oynamak istiyor. Çünkü evet. 0-4 yaş aralığı çocuğun keşfettiği, hayatı tanıdığı, dokunarak, işte ağzına sokarak az önce de bahsettiğim gibi dönemler. Fakat burada dikkat etmemiz gereken nokta, çocukların 0-6 yaş aralığında zaten odaklanma ve dikkat becerileri çok kısıtlı. Ve etrafta ne kadar çok uyaran olursa, uyarandan kastım renkli oyuncaklar, çok fazla birbirine benzeyen oyuncakların bir arada olması gibi, bunlar çocukların sıralı oyun oynamasına, bununla oynayayım, bunu bitireyim, bekleyeyim, sonra ötekine geçeyim şeklinde sıralama yapmasını bir miktar engelleyebiliyor. Bu nedenle önerim, oyuncakların dağınık durmasından ziyade benzer oyuncakların kutularının olması. Örneğin bir çocuğun hayvanları varsa, şunun gibi maket hayvanlar, bu hayvanların bir kutusunun olması. Bebekleri varsa bebek kutusu, arabaları varsa araba kutusu, boyaları varsa boya kutusu gibi. Ve çocuğa bu oyuncaklarıyla oynadıktan sonra muhakkak oyuncaklarını o kutuya kaldırması gerektiği, anne veya evde kim varsa bakım veren yetişkin onun tarafından model olarak gösterilmeli, birlikte toplanılmalı. O toplanmazsa eğer, ertesi oyun oynamak istediğinde, oyun seansında oyuncaklarının karışıp istediği oyuncağı seçemeyeceği çocuğa anlatılmalı aslında. Çok teşekkürler İpek, çok değerli bilgiler verdin. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili anneler, İpek'in anlattığı gibi bebeğinizin gelişimine göre doğru oyuncağı seçerseniz bebeğinizin çok daha iyi bir şekilde gelişmesine ve önemli olan alışkanlıklarının erken yaşta temelinin atılmasına sebep olursunuz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.